Her an haber gezi dostları, Bursa'dayız. Bursa'nın tarihi, doğal güzelliklerini beraber gezip keşfetmeye devam ediyoruz. Sizi şimdi Tuzla, Bursa'nın en önemli makamlarından bir tanesi olan ve en eski evlerinden, Osmanlı döneminden kalan Sonuncu Baba Hazretleri'nin evi ve fırınına getirdim. Şimdi biz beraber burayı sizinle 14. yüzyıl Osmanlı evini beraber gezelim. Burası Osman Gazi Belediyesi tarafından restore edilmiş ve şu anda ücretsiz olarak halkımızın hizmetine açılmış. Özellikle sabah 9 ile 6 arasında sorumluları var. Haftanın her günü açık burası ve sizlere de bu konuda yardımcı olacak gezdiren sorumluları var. Evet, beraber şimdi gezelim evimizi. Evet, şimdi Sonuncu Baba'nın fırını ve evini müzeye çevrilmiş Osman Gazi Belediyesi tarafından içeriye girelim. Havlusundan beraber size burayı anlatmak istiyorum. Evet, iki katlı bir yer, şadırvanı var sol tarafta. Ve hemen Sonuncu Baba'nın girdikten sonra sağ tarafta fırınını göreceksiniz. Evet, burası da hemen fırının yanında bulunan Hazretlerin çilehanesi. Evet. Evet, Sonuncu Baba'nın çilehanesi, zikir yaptığı yer burası. Burada zaman zaman girip nefsini terbiye etmesi, ondan kalan bir çatal giyip boynuzunu çene sınavda dayıp uyumamak için akşama kadar ekmek yapar, gecenin bir saatte buraya girer, burada nefsini terbiye eder. Çilehanenin buradaki özelliği, bütün alimlerin çilehaneleri var. Bu şekilde değil, bodrum katlarında, sığ yerlerde bir iki kişi girebilecek kadar güneş görmeyen yerlerde olur. Ama Sonuncu Baba çilehanesi bir tık yukarıda, kayanın arasında. Bu binanın zemini çok sert olduğu için kaya Uludağ'ın kayası üzerine inşa edildiğinden dolayı kayadan daha aşağı inememiştir. Teknoloji yok, motor yok, elektrik yok. Bedenen kazma kürekten yapıldığı için burada çilehanesi kayanın arasında bir metrekare yer. Buraya girer zaman zaman burada nefsini terbiye eder. Geniş alan bölümü namaz kıldığı yer. Hacı Bahrem Veli Hazretleri'nin burada yetiştirdiği yer. Evet, burası çilehanesi. Bunun bir üstü evi. Buradan kapısından çıkıp buradan evine çıkıyor. Hadi çıkalım biz de. Evet, şimdi yukarıya ev kısmına doğru gidelim. Şadırvanın olduğu avluya tekrar geldik. Hemen çilehanenin yanında da küçük bir mescidimiz var. Burayı da size tanıtalım. Evet. Evet, burası Sonuncu Baba'nın merdiven boşluğu. Çilehaneden namazını kılıp evine çıktığı yer. Tahta merdivenler vardı burada. Onlar iptal oldu ve bu kayalar o zamandan kaldı. Yerli kayalar. Bu kayalardan dolayıdır ki çilehanesini üstel biraz daha yukarıda yapmış. Peki buradan yukarı evi, üstü yaşadığı yer. Sonuncu Baba'nın evi. Evet, mescitten şimdi evine doğru gidelim. Merdivenlerden çıkıyoruz. Hemen girişte misafirhane var. Oradan da şu anda Sonuncu Baba'nın evindeyiz. Evet, Can Bey. Burası iki oda, bir salon. Sonuncu Baba'nın yaşadığı yer. Sağ tarafta gördüğümüz odamız yatak odası. Burası yatak odası olarak kullanılıyor. Küçük bir bölüm. Yan tarafta fırının bacası var. Altta fırın var. Bunun altı fırın. Isıtma sistemi olarak kullandığını tahmin ediyoruz. Burada bu şekilde yatak odası. Yatak olarak burayı kullanmış. Burası sofası. Misafirlerin ağırladığı yer. Bir bölüm daha var. Burası sofası ve bunlar bu şekilde restore edildikten sonra bu şekilde olmuş. Diğer bir bölüm var, oraya da geçtik. Burası odası, oturma odası diyelim. Odası. Burada böyle bir ocak başı var, ocaklık. Burada ateşini yapıyor, yemeğini yapıyor, kahvesini yapıyor. Böyle burada ve ısıtma sistemi olarak burayı kullanmış. Yanlarda da gözlerde de kandil olarak o dönemin aydınlatma sistemi. O zaman ki kandilleri buraya kullanıyor. Kandil sistem olarak o bölümlerde kullanmış. Burası böyle kendi kullandığı odası. İkinci kat. Diğer alt. Evet, iki oda var. Evet. Yan tarafımızda bir bölüm daha var. Orada da mühendislerimiz araştırdı. Yani temellerinden 100 yıllık, 200 yıllık taş temeller bulundu. Evet. Talebeler kalmıştır diyerekten. 2015'ten sonra Osman Gazi Belediye'mizin Mustafa Dündar tarafından işlemler başlatılıp, kamulaştırılıp talebeler kalmıştır görüşüyle elimizde delillere dayanaraktan karşı tarafı bir bina yapıldı. Evet, yan tarafta tekrar evinden çıkıp talebelerin de kaldığı diğer bir müstemilat diyelim, oraya da gidelim ve size burayı da tanıtalım.
Evet, müştemilat bölümüne girdik. Evet, hemen girişte bir sağda büyük oda var. Talebelerin kaldığı yer olarak ilk odamız var. Burada bu binanın temellerinde mühendislerimin araştırmaları sonucunda 100 yıllık, 200 yıllık bina temelleri, taş temeller bulundu. O delillere dayanarak da kalemeler kalmıştır diye elimize delillere dayanarak da burayı kamulaştırıp tekrar ziyarete açtık. Yani sonucumun talebelerin kaldığı yer. Evet. Duvarlarda da hadise yok. Külli olarak tamamlamış olduk. Tamamlanmış olduk. Diğer bir oda var galiba, evet, değil mi? Bir odamız daha var. Evet. Burası da talebelerin kaldığı yer. Burada da talebeler, iki oda burada. Talebelerin evet. kaldığı yer olarak, külli olarak işimiz tamamlanmış oldu. Evet. Ne zaman burası restore edildi? Evet, 2015-2017 yıllarında Osman Gazi Belediyesi tarafından restorasyon yapılıp ziyarete halkımıza turizm açıldı. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Haftanın her günü mü burada? Evet, sabahları haftanın her günü, pazartesi hariç saat 8.30'da çorba ekmek ikram ediyoruz. Evet. Bu 2017'den beri bu ikramı sürüyor. Şu an 12'den sonra da yani Ramazan harici 12'den sonra akşama kadar çay ikramımız var. Burada sürekli şey burada evet. Yani, ziyaretçilerimize çay ve çorba ikram ediyoruz. Sizin anlattığınız gibi sanıyorum hafta içi kaç ile kaç arasında burada böyle anlatımlar yapıyorsunuz gelenlere? Yani sürekli iki kişi de olsa buradan gelen ziyaretçilerimiz genelde şehir dışından olduğundan dolayı iki kişi de olsa buranın tarihçisi hakkında bilgi veriyorum. Veriyorsunuz. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize hayırlı bakın. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Evet değerli dostlar. Somuncu Baba'nın evini ve fırını size aslında külliyeye çevrilmiş Osman Gazi Belediyesi tarafından tanıtmak amacıyla bu görüntüleri kayda aldık. Umarım istifade etmiş olursunuz. Zaten Bursa'ya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor dostlarım. Bu vesileyle bizler de Somuncu Baba'nın ruhuna El Fatiha okuyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Her an haber, gezi her yerde, her an gezi Bursa.